Futbol çocukken hayal kurulan ve özenilen bir oyundur. Futbol denilince akla gelen ilk mevkiler kaleci ve forvettir. Atan ve tutan iz bıraksa da futbol sadece kaleci ve forvetten ibaret değildir. Çevrenizde veya kendinizde ilk sorduğunuzda idolünüz kim dediğinizde hep genelde küçük çocuklar Ronaldo, Messi, Neymar gibi isimleri verir. Çünkü futbol görünüşte görsel bir oyundur. Bu yüzden de altyapı hocalarımızın ve genelde altyapıdan çıkan sporcuların en çok karşılaştığı sorun mevki seçimindeki yanlış yapımdır. Bu hatanın en aza indirgenmesi için defans oyuncusunun, orta saha oyuncularının forvet kadar önemli bir mevki olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Bana sorarsanız defans oyuncusunun görevleri daha zordur. Şöyle bir örnek vereceğim. Defans oyuncusu 90 dakika mükemmel bir maç çıkarıyor. Mükemmel orta paslar, mükemmel uzun paslar veyahut kısa paslar. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama maç 0-0 gidiyor ve 90'da bir hata yapıyor. Hata yaptığı zaman gol yiyor ve gol yediğinde de eleştiriliyor. Peki bir forveti örnek verelim. Bir forvet maç boyunca goller kaçırıyor. Maç 0-0 gidiyor. Dakika 90+3. Atıyor golünü ve maçın kahramanı oluyor. Bu nedenle her futbolcu forvet oynamayı istemiştir illaki. Bunu aşmanın en önemli yolu da oyuncunun hızı, oyuncunun fiziği, oyuncunun tekniğini dikkate alarak en iyi mevkiyi o oyuncuya isabet ettirmektir. Peki bu videoda ne öğreneceğiz arkadaşlar? Bu videoda her mevkinin en iyi özelliklerini size uygun olup olmadığını örneklerle anlatmaya çalıştım. Her mevkiden bahsettim. Ben kendimden örnek verecek olursam, ben futbola sağ açık olarak başladım. Tam bir Neymar özentisiydim. Neymar'ı çok seviyordum. Herkes de sevebilir yani. Daha sonra ben sağ beki geçtim ve bir gün Manisa'ya gittiğimde, ilk defa maça çıktığımda stoper yoktu. Stoperde denediler beni ve ikinci maçımda stoperde haz almaya başladım. Bunun sebebi de çünkü hücum oyuncularının ne yapacağını biliyorum. Çünkü daha önce o mevkide oynadım. Bir stopere göre de hızlıyım. Bu da benim bu mevkiden zevk almamı sağladı. Ve ben de benimsedim bu mevkiyi iyice. Sonra da 5 yıldır stoper oynuyorum sizin de bildiğiniz üzere. Özelliklere geçmeden önce de sizlerden gelen çok sık olan 2 soruyu cevaplayacağım arkadaşlar. Birincisi, bir seçmeye gittiğinizde mevkinizi kim belirliyor? İkincisi de altyapıda istediğiniz mevkide oynayabiliyor musunuz gibi sorular geliyor. Arkadaşlar, seçmelere giderseniz seçmelerden önce veya seçmeler sırasında size mevkiniz sorulur. Mevkiniz sorulduğunda sizler cevaplarsanız tabii ki de istediğiniz mevkide oynarsınız. Ancak sahanın ortasında durup mevkiyi o zaman ayarlayan hocalara mesela diyor ki sol ayaklı oyuncu var mı? Sen o sola çıksın, tamam mı? Veya sağ açıkta oynuyorsun sol ayağınla. Sen sol ayaklıyım diyorsun, hop seni sol beke koyuyor. Buna izin vermeyin. Daha iyiyim sol açıkta gibi tarzında konuşabilirsiniz ve onlara ikna edebilirsiniz. Ve altyapıda da bu durum aynı şekilde. Sizler kendi mevkinizi söyleyebilirsiniz. Ancak şurada şu durum var arkadaşlar. Kendi mevkinizi söyleyin, tamam. Ama hocalarınızın da sizi farklı mevkilerde denemesine sakın kızmayın. Çünkü benim olduğum gibi sizler sağ açık, sol açık, forvet başlayabilirsiniz. Ama orta sahada iyisinizdir veya stoperde iyisinizdir veya sol bekte, sağ bekte iyisinizdir. Bunu görmeniz için oraları denemeniz gerekiyor. Belki sizler de benim gibi o andan itibaren o mevkiden zevk almaya başlayacaksınız. Denersiniz, forvette çok gol atıyorsunuzdur. O zaman forvette kalırsınız. Neyse arkadaşlar, çok uzatmadan şimdi kaleciden başlayarak tüm mevkilerin özelliklerini saymaya başlayalım. Kaleci denilince aklımıza boy gelir elbette. İdeal boy nedir? Profesyonel kalecilerin günümüz futbolunda en kısası 1.85'ten aşağı olmamalı. Tabii bu gelişim süresini tamamlamış bireyler için. Yani gelişim süresinden kastımız 20 yaşından yukarı. İstisnalar var mı? Elbette var. Bu boydan daha kısa olan kaleciler elbette var. Şu anda örneklerde görüyorsunuz. Ve bir kalecinin en önemli özelliklerinden biri de refleksleridir. Daha sonra topu elinden sektirmemesi lazım kalecinin. Uzaktan gelen şutlarda topu sektirip rakibe gitmesine izin vermemeli bir kaleci. Bu yüzden de elle oynaması iyi olmalı. Diğer bir özellik de pozisyon alma. Pozisyonunu iyi alan kaleci standart pozisyonlarda refleksini kullanmadan rahat toplar çıkarabilir. Bu yüzden önemli bir özellik.
Kaleciler en zor pozisyonlarda görevlerini yerine getirmek için karşı karşıya kalırlar. Bunun için de teke tek özelliği çok önemlidir. Süper maçlarda bu özellik çok önemli olacak. Diğer yandan ise malum zıplama ve çeviklik. Kaleciler için önemli bir özellik daha. Bunun yanında günümüz futbolunda oyun kurma, oyunu okuyabilme, oyun zekası, pasların iyi olması gibi özellikler de kaleciler için önemli boyuttadır. Bekler. Gelen ortaların engelleyicisi beklerin özelliklerinden biri top kapmadır. Savunmasının iyi olması, bunun yanında da kontra atak ve gelen ataklarda çabukluk çok önemlidir. Bununla beraber de hızının önemli olması ortaya çıkıyor. Bir bek hızını iyi kullanmalı ve ani bindirmelerle takımını atağa kaldırmalıdır. Bek oyuncuları çok ileri geri yaptığı için dayanıklılık özelliği çok önemlidir. Eğer çabuk yoruluyorsa oyunun ilerleyen bölümlerinde gelen atakları savuşturamayabilirsiniz. Kanat ve beklerin en önemli özelliklerinden biri de orta açabilme kabiliyetleridir. Kanat açamıyorsa bekin orta açması çok önemlidir. Atak futbolda bek her zaman gol bulmada yardımcı olur. Bir de pozisyon alma özelliği. İleri çıktığında çabucak yerine dönmeli ve pozisyonunu korumalıdır bir bek. Stoperler. Şüphesiz bir defansın en önemli özelliği top kapma olacaktır. Ne kadar top kaparsa o kadar gol olması engellenecektir. Defans oyuncumuzun oyuncuyu bıktırıp markaj halinde tutması da çok önemlidir. Önemli maçlarda önemli oyuncuları birebir markaj vererek tehlike yaratması engellenir. Bir defans oyuncusunun her zaman yerinde alması çok önemlidir bildiğiniz gibi. Bu yüzden pozisyon alma özelliği çok dikkat edilmelidir. Bu özelliğin kötülüğü durumunda çok hata ile karşılaşılabilir. Tabii ki rakibin kanatlardan gelen akınlarını havadan kesmek için kafa ve sıçrama özelliği de çok önemli olacaktır. Bu sebeple stoper oyuncusunun 1.80'den yukarı olması özen gösteriliyor. Bunun yanında yüksek bir dikkat, hızlı karar verebilme, isabetli kısa, uzun pas atabilme özellikleri de iyi olmalı bir savunmacının. Defansif orta saha. Orta sahanın defans mentalitesinde olacak oyuncuların şüphesiz en önemli özelliği top kapma olacaktır. Ne kadar top kaparsa kalesinde o kadar az tehlike görür. Evet, ne kadar da top kaparsa o kadar çok kontra atak yapma şansınız doğar. Bu yerdeki oyuncunun çok koşup orta sahada çok mücadele edeceğinden dolayı dayanıklılık özelliği çok önemli. Düşük olduğu takdirde çok yorulup oyundan düşeceklerdir. Ayrıca orta sahayı domine eden yaratıcı ve pasör rakip oyuncuya yeri geldiğinde top yaptırmamalı. Bu yüzden markaj özelliği baskın tutarak bunu sağlayabilirler. Diğer yandan pozisyon alma ve pas özellikleri de bir ön libero için çok önemlidir. Pozisyonunu almasıyla adamların daha çok karşısında durur ve paslarıyla daha çabuk atak yaratır. Orta saha. Bu yerdeki oyuncumuzun çok yönlü olacağı kesin. Hem defansif hem de ofansif özellikleri olacaktır. Fakat en başta pas özelliği iyi olmalı ki oyunun akışını sağlayabilsin. Bu mevkideki elemanımızın aşırı koşacağından ve sürekli ofans ve defans arkasında gelgit yapacağından dayanıklılık özelliğinin yüksek olması gerekir. Oyundan düşmemesi ve yorulmaması için bu özelliğinin yüksek olması şart. Oyuncunun ataklara katılacağından ve gol pozisyonlarında etkili olacağından teknik özelliği iyi olmalıdır. Teknik kapasitesi iyi olursa takım gol yollarında etkili olabilir. Ayrıca ceza sahasının dışından gelen toplarda hücuma katkı sağlayacağından dönen topu aldığında sert şutlar çekmelidir. Bu yüzden uzun şut dediğimiz özellik de iyi olmalı. Bu yerdeki oyuncunun çok yönlü olduğundan her özellikten biraz olmalıdır diyebiliriz. Bahsettiğimiz özelliklerin yanında top kapma, ilk dokunuş, güç gibi özellikler de dikkatle izlenmeli. Yani defansif özelliklerden sık toplar çalmalı, ilk dokunuşundan topu iyi kontrol etmeli ve fiziksel gücünün iyi olması gerekmektedir. Kanatlar. Hızlı ataklarımızın mimarı olan şov adamları, kanat oyuncularımızın özellikle topla iyi hareket etmek zorundadırlar. Yani top sürme özellikleri çok iyi olmalı. Bu sayede topun hakimiyetini sağlarlar. Şüphesiz kanat adamının en önemli özelliklerinden biri hızdır. Ne kadar hızlıysa o kadar tutulamaz ve dokunulmaz hale gelir. Ayrıca çalım ve adam geçme konusunda çok iyi olmalılardır. Çünkü kanat akınlarında adam geçip arkadaşlarını gol yoluna sokarlar. Bu yüzden hızlanma özellikleri çok dikkatli olmalıdır. Eğer kendine has yetenekleri olmasını ve şov yapmasını istiyorsanız oyuncunun,
özel yetenek özelliğinin ön planda olması şart. Bu özellik sayesinde hem yaratıcı fikirler doğururlar hem de göze iyi gelen maç seyretirler. Bu mevkide oyuncuların orta açma, teknik özellikleri çok ön plandadır. Bu sayede hem iyi ortalar açabilecekler hem de tekniği sayesinde tecrübesini konuşturabilecekler. Ofansif orta saha. Bu mevkideki oyuncularımızın kesinlikle ama kesinlikle pas özelliğinin süper olması gerekir. Ki arkadaşlarını gol yollarına sokabilsin ve asistler yapabilsin. Çünkü oyunun pas akışı oyun kurucu olduğundan bu oyuncumuzla sağlanacak. Ne kadar tecrübeli olursa oyunu o kadar daha iyi okuyabilir. Bu yüzden teknik özelliği de ön planda olmalı. Ayrıca yapacağı yaratıcı paslarla, yaratıcı pozisyonlarla oyunda değişim yaratabilmelilerdir. Bu yüzden de yaratıcılık da ön plana çıkar. Eğer topu aldığında ceza sahasına girmeden sert şutlar atsın ve forvetin verdiği paslara gelişine vursun diyorsanız uzun şut özelliği de tam olarak ofansif orta saha için diyebiliriz. Oyuncumuzun bunların yanı sıra özel yetenek, ilk dokunuş ve top sürebilme özellikleri dikkat çeker. Bu sayede daha göze hitap eden bir top oynayabilecek, topa ilk dokunuşunda iyi kontroller sağlayabilecek ve topla giderken dikkatli olabilecektir. Son olarak da santrafor yani forvetler. Bu bölgedeki oyuncuların golcü olacağından şüphesiz en önemli özelliği bitiriciliktir. Ne kadar iyi bir bitirici olursa o kadar iyi bir golcü olur. Ayrıca gelen topları iyi kontrol etmeli ve kaçırmamalıdır. Bu yüzden topla ilk dokunuş çok önemli. Diğer taraftan gelebilecek kafa toplarını iyi tamamlayabilmeli. Bundan dolayı da kafa topları, kafa özelliği çok önemli. Hiç taviz vermeden ve affetmeden yapacağı hamlelerle kendine güveni olmalıdır bir forvetin. Yani demek istediğim bir forvette soğukkanlılık olmalı. Bunun yanı sıra hız, teknik, özelliklerinin kötü olmaması yani iyi olması gerekiyor. Hızlı olması defansa tehlikeler yaratacak ve teknik kapasitesinin yüksek olması da defans oyuncularını şaşırtacaktır. Burada birçok mevkinin tek tek özelliklerini saydık arkadaşlar. Sizler kendinize uygun mevki özelliklerini alarak hangi mevkiye uygun olduğunuzu belirleyebilirsiniz. Ancak burada önemli olan nokta arkadaşlar mevkilerde kendini gösterebilme. Sonuçta futbolun eğlenceli kısmı da var ve bir tarafımız da futboldan gelir bekliyor. Siz daha iyi olmak, daha yukarı çıkmak istiyorsanız kendinizi mevkinizde ispatlamalısınız. Bu yüzden mevki seçimi çok önemli. Mevki seçiminin önemli olması tabii ki sizin bireysel olarak karar verebileceğiniz bir şey. Yani siz çok çalışarak, doğru mevki tercihini yaparak daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Ancak size bir fikir arkadaşlar. Tabii ki bu arkadaşınız olur, akrabanız olur, babanız olur, hocanız olur. Hiç fark etmez arkadaşlar. Sizlerin özelliklerini gören insanlarla konuşun. İnsanlara sorun benim hangi özelliklerim daha iyi diye. Ben nerede oynarsam kendimi daha iyi verebilirim, daha iyi hissederim, daha verimli olurum diye sorarsanız bakın bu sizi asla geri götürmez, hep ileri götürür. Sonuçta kendinizde eksik olanını da göreceksiniz, artı olanını da göreceksiniz. Bu yüzden mevki seçimini yaparken birilerine mutlaka danışın arkadaşlar. Danışın ki sizler daha iyi yerlere gelebilin, futbolda ilerleyin, futboldan zevk alırken bir yandan da para kazanabilirsiniz. Hepsini önünüze koyun, ölçün, tartın, doğru mevkiyi seçin arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın, umutla kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.